Bozlu'da biz bayanlarımızla gurur duyuyoruz. Sayın İl Başkanım, milletvekili adaylarım, belediye başkanım, merkez ilçe başkanım, gençlik kolları başkanım, kadın kolları başkanım, teşkilatımızın çok değerli üyeleri, çok değerli AK Parti ailesi, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok sevgili Kozlu halkı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli ilçe başkanlarım, siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlarım, 7 Haziran'a az kaldı. 7 Haziran'a az kaldı. Dedik ki biz halkımızla bir araya gelelim. Bunun adını da halk buluşması yapalım. Halk buluşmasına hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, şimdiye kadar yapılan seçimlerde siz hiçbir zaman için bizden desteklerinizi esirgemediniz. Her zaman için Kozlu'da AK Parti'yi birinci yaptınız. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. 7 Haziran seçimlerinde de inanıyorum ki Kozlu yine birinci olacak. Kimle? Sizlerle beraber, sizlerin gücüyle beraber Kozlu yine birinci çıkacak inşallah. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık, saygıyla, sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, ilçe başkanımız Sayın Ahmet Özdemir'e konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi huzurlarınıza konuşmaları yapmak için AK Parti Kozlu Belediye Başkanımız Sayın Ertan Şahin'i davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet sevgili dostlar, nasılsınız? İyi. Hoş geldiniz öncelikle. Evet sayın il başkanım, vekil adaylarım, ilçe başkanlarım ve partimizin her kademesinde görev almış sevgili kardeşlerim ve sevgili Kozlular. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizlerle buluşmak bizim için bir onur. Tabii 14 ay oldu, biz seçimi özledik. Tabii sizleri de özledik. Gerçi hepinizi tek tek görüyorum ama yine de her gün bizim için bir özlem. Bizi burada yalnız bırakmadığınız için, yine bizlere AK Parti'ye sahip çıktığınız için hepinizden Allah razı olsun diyorum. Az önce ilçe başkanımız da bahsetti. Sevgili bayanlar yine en öndeler. Sizlerden özellikle Allah razı olsun. Tüm kardeşlerimden de bizi yalnız bırakmadıkları için tekrar ayrıca tek tek teşekkür ediyorum. AK Parti ailesi ve siz dostlarım, biz hepimiz bu yolda beraber yürüdük. Sayın Genel Başkanımız, eski Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız dedik, beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslattık yağan yağmurda. Doğru mu? İşte bu yürüyüş, bu toplulukları inşallah büyüterek bu seçimde de AK Parti'yi yine birinci parti yapacağız. Doğru mu? Bakın henüz bu geçtiğimiz dönemlerde ben Sayın Başbakanımıza bir şekilde bir dosya ulaştırdım ve danışmanlarıyla da görüştük. Son gelen bilgiye göre de inşallah seçimden sonra belediyemizin meselelerini de bizim meselelerimiz de genel olarak Kozlu'nun meselelerini gerekli mercilere ilettiklerini, talimatları verdiklerini bize müjdelediler. Bunu zaman zaman yaptığımız konuşmalarda da bildiriyorum. Bu seçimlerden sonra inşallah Kozlu'nun da AK Parti'mizin büyük destekleriyle inşallah partimizin başbakanımızın talimatlarıyla öne açılacak. İşte bu seçim bunun için de Kozlu adına bütün Türkiye'nin olduğu gibi önünü açacak bir seçim olacak. Bunun için sizlerden, her birinizden tek tek adam adama çalışmanızı bekliyoruz. Bakın son günler geldi. Hepiniz lütfen
eşinize, dostunuza bu seçimin önemini lütfen anlatın ve desteğinizi bizden esirgemeyin. Bu desteğin büyüyerek devam etmesi için hep beraber el birliği yapmamız gerekiyor. İşte bugün de onlardan bir tanesi. Şimdi hepimiz gittiğimizde devlerimize gerekli telefonlarımızı yapalım, gerekli çalışmalarımızı yapalım ve Kozlu'muza, partimize ve ülkemizin önünü açacak çalışmalarımızı süratle yapalım. Tamam mı? Söz mü? Sizin sözünüz biliyorsunuz. 14 önce AK Parti iktidarını Kozlu'ya getirdi. Bizleri Kozlu'ya getirdi. Bu yürüyüş neydi? Halkın yürüyüşüydü, sizin yürüyüşünüzdü. Bu yürüyüş hızla devam edecek mi? Biz sizlere güveniyoruz. Güvendik, yüzümüz ak çıktı. Bu ak çıkışı inşallah 7 Mart günü de tamamlayıp ne yapacağız? 8 Mart günü AK Parti'nin iktidarını tekrar Türkiye'ye getireceğiz. Hepinize ayrı ayrı tek tek seviyorum. Tek tek selam diyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun, var olun diyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet, işçinin, öğrencinin, dul ve yetimin her zaman destekçisi olan belediye başkanımız Sayın Ertan Şahin'e konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere değerli il başkanımız Sayın Zeki Tosun'u sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Bugün burada bu coşkuyu sağlayan başta Kozlu İlçe Başkanımız ve teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Saygıyla, sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Sunucu kardeşim Özcan Bey'in çok önemli bir işi olduğunu söyledi. Onu düzelteyim. Biz Özcan Bey'le sabahtan beri beraberiz. Filyos'ta çok güzel aynı bu şekilde kalabalık bir miting yaptık. Çok güzel bir miting oldu. Ayrıca buraya çok gelmek istedi fakat Çarşıma'da 4 köyde toplantısı vardı. Onun için gelemedi. Benden size selamlarını ve saygılarını yolladı. Şimdi seçimlere şurada 3 gün kaldı. Tabii bu seçimlere şu anda 3 günümüz kaldı. Bu 3 günü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi burada görüyorum coşkulu bir kalabalık var. En az 1500-2000 kişi var diye tahmin ediyorum. Bu 1500-2000 kişi şu andan itibaren en azından 2 kişiyi tarafsız olan yani bize yakın olan insanları karşılarına alsınlar. Bu 2-3 günde bunlarla konuşarak bu 2 kişiyi en azından bizim saflarımıza katarlarsa burada 4000 kişi fark eder. Bu 4000 kişi belki bize 3. milletvekilinden sonra 4. vekili de inşallah hayırlısıyla kazandıracaktır diyorum. Ve bunu sizlerden bekliyorum. Evet. Milletvekili adayları sahneye çıktılar. Muhalefetin adayları bol keseden atıyorlar. Bunların başında işte sağlık ocağı açtık. Yok efendim gölet yaptık. Bunlarla sizleri, bizleri kandırmaya çalışıyorlar. Yok işte yollarda şunu yaptık. Bizim yaptığımız yolları, tünelleri bunları görmüyorlar. Ne yaptılar? Bir tünel yaptılar yıllar önce. İçinde mantar yetiştiriliyor şu anda. Bunlar seçim zamanı mantar gibi ortaya çıkıyorlar. Seçim bitti de mantar gibi ortadan kayboluyorlar. Biz bunlarla beraber bunların yaptıklarıyla
bunların yaptıklarıyla beraber bizim yaptıklarımız kıyaslanabilir mi sevgili konsullar? Bizim yaptıklarımızı görüyorsunuz. Bugün Filyos'ta bir liman yapılacak, bir serbest bölge yapılacak. Bununla ilgili bakanlığımız kararname çıkarttı. Bu kararnameye göre orada en az 15 bin kişi iş sahibi olacak. 1,5 milyarlık bir yatırım olacak burada. Bunları yapan bir AK Parti hükümetine destek vermek için hepimiz canla başla çalışmalıyız. Ben sizlerden bu sözü almak istiyorum Zonguldak ve Kozlu halkı adına. Hepimiz en büyük desteği bu Kozlu'dan bu sefer hükümetimize vermemiz gerekiyor. Niye? Sayın Kurucu Genel Başkanımız Tayyip Erdoğan Kozlu beldemizi ilçe yaptı. İlk seçimleri olacak bu AK Parti'nin burada genel seçimlerde. Onun için bu desteği sizin daha çok vermeniz için sizlerden hasreten rica ediyorum. Bunu verecek miyiz arkadaşlar? Evet, seçim belli. Abimin dediği gibi inşallah de demek istemiyorum. Biz bunları yapacağız, edeceğiz diyorum. Cek cek demiyorum. AK Parti yapar diyorum arkadaşlar. AK Parti yapar, evet. Şimdi benden sonra çok kıymetli milletvekili adaylarımız konuşacak. Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Buradan da bir programa gideceğim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 7 Haziran akşamı hep beraber zaferimizi kutlamak için Kozlu artı Zonguldak'ta meydanlarda olacağımızı ümit ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, İl Başkanımız diyor ki 5'te 5 yatmaya var mıyız Zonguldak? Bayraklar daha coşkulu, daha heyecanlı. Konuşmalarından ötürü değerli İl Başkanımız Sekitos'una teşekkür ediyoruz. Şimdi karşınıza birini arz edeceğim. O bir deha, o bir ses, o bir renk, o bir önder, o bir lider, o halkın hizmetkarı, o aile dostunuz, o içinizden biri, o ak kardeşiniz, dava arkadaşınız, ak sanatkarınız, değerli milletvekili adayımız Sayın Akın Kaymak! Sayın İl Başkanım, değerli vekil adayım, belediye başkanım, ilçe başkanlarım, teşkilatımızın değerli mensupları ve çok kıymetli Kozlu hemşerilerim. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli hemşerilerim, öncelikle Kozlu'muzu ve Zonguldak'ımızı yakından ilgilendiren birkaç konuda size son gelişmeleri arz etmek istiyorum. Birincisi TTK. Seçim atmosferine girildiği tarihten bu yana maalesef Zonguldak'ta muhalefet partilerinden siyaset yapan arkadaşlarımız TTK üzerinden AK Parti'yi yıpratma politikasına girdiler. AK Parti yeniden iktidara gelirse TTK'yı kapatacak dediler. AK Parti yeniden iktidara gelirse TTK'yı özelleştirecek dediler. Bizler her platformda bunun mesnetsiz bir iftira olduğunu söyledik. Ancak geçtiğimiz 19 Mayıs'ta Zonguldak'ımızı şereflendiren Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu yapmış olduğu coşkulu bir mitingde bu konudaki son noktayı koydu. Ve şunu söyledi değerli hemşerilerim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı olarak
Söylüyorum ki dedi, hükümetimizin TTK'yı kapatmak ya da TTK'yı özelleştirmek gibi bir politikası yoktur, olmayacaktır da diyerek bu konuya son noktayı koydu. Tam tersine TTK'nın modernizasyonu tamamlanacak. Mekanizasyon çalışmaları başladı. En kısa zamanda tamamlanarak tek bir işçimizin tırnağına dahi halel gelmemesi için gerekli önlemler alınacak ve bütün bu çalışmalar bittikten sonra gerekirse işçi alınacağını da bizlere müjdeledi değerli hemşerilerim. Biliyorsunuz geçmişte çok büyük acılar yaşadık. Kozlu'da yaşadık, Karadon'da yaşadık, son dönemde Soma'da ve Ermenek'te yaşadık. İçimiz yandı, canlarımız gitti ve şu anlaşıldı ki Türkiye'de özellikle maden işçiliğinde iş ve iş güvenliği konusu artık Avrupa standartlarına getirilmeliydi. Ve hükümetimiz bu konudaki geç kalmadan çalışmalara başladı. Netice itibariyle iş ve iş güvenliği yasasını çıkarttık değerli hemşehrilerim. Ancak biliyorsunuz Zonguldak'ımızda rödevans şirketlerimiz var. Yani özel maden işletmecilerimiz var. Bu yasa çıktıktan sonra kendileri biraz haklı olarak maliyetlerinin arttığından, ilave yatırım yapmaları gerektiğinden bahisle maalesef 2000-2500'e yakın kardeşimizi işten çıkardılar. Hükümetimiz bu konuya da seyirci kalmadı. Derhal rödevans işletmecilerimizle görüşmeler başladı ve artık onlar da nihayete erdi. Kendileriyle bir mutabakata varıldı, sözleşme imzalandı. Hükümetimiz bütün farklarını karşılamayı taahhüt etti. Önümüzdeki 3-4 ay içinde inşallah özel madenlerde, rödevans işletmelerinde çalışan kardeşlerimiz işlerine geri dönecekler. Üzerine de 1000-1500 civarında işçi alacaklar. Yani 4000 kardeşimize yeniden iş kapısını da açtık değerli hemşerilerim. Üçüncü ve çok önemli olan konu ise Sayın İl Başkanımız da değindiler. Fidos projesi değerli hemşehrilerim. Fidos projesi malumunuz 40 yıldır ben kendimi bildim biledi. Her seçim öncesinde temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp bizim önümüze koyuldu. Ancak artık konuşulan bir konu olmaktan çıktı. Dün itibariyle Bakanlar Kurulumuzda karara bağlandı ve resmi gazetede yayınlandı. Fidos projesi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, değerli hemşehrilerim, muhalefet partili siyasetçi arkadaşlarımız hep söylüyorlar. AK Parti 13 yılda Zonguldak'a ne yaptı ki? Ne yaptığını ben size kısaca özetleyeyim. Bakınız, Fidos projesi için sadece kamulaştırmaya 100 trilyon para harcadı. 100 trilyon sadece kamulaştırma için. Türkiye'nin 3. büyük limanı olan Fidos limanını yapıyor. Bunun için de 250 trilyon hazine ödeneği ayrıldı. Parası hazır. Sadece Fidos'a 350 trilyon ödenek ayırdı bu hükümet. Zonguldak için ayırdı bunu. Sizin için ayırdı. İnsanlarımız için ayırdı. Bununla da yetinmedik. 13 yılda Zonguldak'a toplamda 6.6 katrilyon para aktardı hükümetimiz. Bunun sadece 1.5 katrilyonu yollara, 1.4 katrilyonu ise İller Bankası kanalıyla belediyelerimize, beldelerimize ve köylerimize aktarılan para değerli hemşehrilerim. Bakınız hizmetlere. Elimizi vicdanımıza koyalım. Ve diyelim ki o insanlara, hani diyorlar ya AK Parti 13 yılda ne yaptı? Biz yaptıklarımızı kitap yaptık, kitap. Bir kitapta sadece özetleyebildik. Sizlerden bir istirhamım var değerli hemşehrilerim. Bunu soran siyasetçilere, muhalefet partili siyasetçilere Allah rızası için şu soruyu sorun. Deyin ki onlara, AK Partili siyasetçi arkadaşlar geliyorlar, bize yaptıklarını bir 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 anlatıyorlar.
bir de kitap bastırmışlar, hizmetlerini anlatıyorlar. Siz 2002 öncesinde diye sordu onlara, sizler 2002 öncesinde Zonguldak için ne yaptınız diye sorun. Bir çivi çakmışlar mı? Değerli hemşehrilerim, sizlerle bir seçim analizi yapmak istiyorum. Bakınız, seçimlere gidiyoruz. 7 Haziran'da sandık başına gideceğiz. Seçimlere giren partileri sıralayalım. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve bir de HDP var. Barajı aşıp aşmayacağı tartışılan bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın lideri Kılıçdaroğlu bugüne kadarki bütün mitinglerinde ve konuşmalarında tek başımıza iktidar olacağız demedi daha. Henüz böyle bir cümle ben onun ağzından duymadım. Şunu söylüyor. Diyor ki bizim hedefimiz %35 oy almak. Peki soruyorum sizlere. %35'te tek başına iktidar olunabilir mi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de mitinglerinde ve konuşmalarında hedeflerinin %25 olduğunu söylüyor. Peki %25 de tek başına iktidar olunabiliyor mu? Değerli hemşehrilerim, yani her iki muhalefet liderimiz de şunu kabul ediyorlar. Diyemiyorlar ki AK Parti tek başına iktidar olamayacak diyemiyorlar. AK Parti birinci parti olmayacak diyemiyorlar. Her ikisi de neye hazırlar? Koalisyona hazırlık yapıyorlar. Ve ne pahasına? Bakıyorsunuz televizyon reklamlarında HDP'nin reklamlarını hepimiz izliyoruz değil mi? Eli kaplı katili HDP'nin eş başkanı diye zikredilen eli kanlı şahsı bize televizyonlara çıkartıyorlar. Eline bir de saz veriyorlar. Türkü söyletiyorlar. Bizim gözümüze sanki barış güvercini gibi dikte etmeye çalışıyorlar değerli hemşehrilerim. Bunlara geçit vermeyelim. Bunlara müsaade etmeyelim. Bakınız muhalefet partileri de maalesef zımnen de olsa bu HDP'ye destekliyorlar. Niye biliyor musunuz? AK Parti gitsin. Ne olursa olsun. Değerli hemşehrilerim, bir an olsun, bir an olsun Türkiye'de bu gerçekleşmeyecek de burayı Patagonya farz edelim. AK Parti'nin olmadığını farz edelim. Bakınız, seçim sonrasında tabloya bakınız. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, HDP koalisyon olmuşlar. Şimdi MHP'li vekillerle ve siyasetçilerle HDP'li vekiller aynı koalisyonun içinde, aynı koalisyon çatısı altında hizmet üretebilirler mi sizce? Peki MHP'lilerle CHP'liler aynı koalisyonun içinde kavga etmeden hizmet üretebilirler mi? Öyleyse değerli hemşehrilerim, tek alternatifimiz var. O alternatif nedir? Nedir? Tek başına iktidar inşallah, oylarını artırarak iktidar inşallah. Değerli hemşehrilerim, bir konuyu da arz edip müsaadenizi isteyeceğim. Bakınız, koalisyonlar dönemini hatırlatmak için bir tek örnek vereceğim size. Sene 2001, 18 Şubat. Türkiye büyük bir ekonomik kriz yaşadı. Koalisyon hükümeti. Faizler %7000'lere fırladı. %7000'den. Dilim sürçmüyor. Bu doğru. Bankalar arası piyasada. Piyasa faizleri de %1200'lere çıktı. Devlet adeta iflas etti. Ne hazinede bir kuruşumuz kaldı, ne de Merkez Bankası'nda bir kuruşumuz kaldı. Hemen IMF'nin kapısını çaldılar. Rahmetli Ecevit, o zaman başbakan, IMF'ye gittiler, yalvardılar, yakardılar. 15 milyar dolar kredi için. Nihayetinde IMF dedi ki ben size 15 milyar dolar kredi vereceğim. Vereceğim de iki tane şartım var dedi. Sordular nedir diye. Birinci şart. Dediler ki bu parayı yatırım yapmayacaksın. Yol yapmayacaksın, köprü yapmayacaksın, hastane yapmayacaksın. Hiçbir yatırım yapmayacaksın. Ve işçi maaşı, emekli maaşı ve memur maaşlarına bir kuruş dahi
zam yapmayacaksın. Sordular, peki ne yapacağız biz bu parayla? Dediler ki, bugüne kadar verdiğimiz borcun faizini ödeyeceksiniz dediler. Faizini. Ve sadece o paradan 6-7 aylık maaş ödemeye izin verdiler. Bununla da yetinmediler. Dediler ki, biz size yine güvenmiyoruz. Bu parayı kullanmak için size bir de adam göndereceğiz dediler. Adam. O parayla beraber bize bir adam gönderdiler. Kimdi o değerli hemşerilerim? Kemal Derviş geldi. O Kemal Derviş geldi. O paranın bekçiliğini yaptı. Ve üzülerek söylüyorum, çok üzülerek söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı Kemal Derviş'i halka şikayet etti. Yani kendi kabinesindeki bakanı halka şikayet etti. Dedi ki, biz bir şeyler yapacağız ama bu adam yaptırmıyor dedi. Ne kadar hazin, ne kadar acı bir durum. Muhalefet liderleri, o zamanın koalisyon liderleri, Sayın Bahçeli, rahmetli Ecevit'e Kemal Derviş'i şikayet ediyor. Diyor ki, bu adam bizi dinlemiyor. Rahmetli Ecevit de diyor ki, ne yapabilirim? IMF gönderdi. Yani Türkiye, üzülerek söylüyorum, her hatırladığımda içim yanıyor. Çünkü şu kardeşiniz de o dönemde bürokrasinin içindeydi. O dönemleri yaşadı. Ve o gün bizim IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bakınız Allah nasip etti. 2001'de kurulan, 1 yaşında olan AK Parti 2002'de tek başına iktidara geldi. İyi ki de geldi. Sene 2015. Değerli hemşehrilerim, 2015'e geldik. Allah'ımıza binlerce kez şükürler olsun. Şu anda bizim Merkez Bankamızda tam 125 milyar dolar paramız var. IMF'ye de 5 milyar dolar kredi açabiliyoruz artık değerli hemşehrilerim. Evet. Değerli hemşehrilerim, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor, emekliye diyor her bayram 2 ikramiye vereceğim. Sayın Bahçeli diyor, asgari ücreti 1500 lira yapacağım, bir partinin genel başkanı da 5000 lira yapacağım diyor. Yani vaatler, vaatler, vaatler. Peki Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Bahçeli neye güveniyor? Neye güveniyor biliyor musunuz? Koalisyon olacaklar. O bizim 13 yılda biriktirdiğimiz 125 milyar dolar var ya, onu harcayacaklar, onu. Ama değerli hemşehrilerim, biz onu harcayamıyoruz. Bizim başbakanımız bilmiyor mu Kılıçdaroğlu'nun 2 ikramiye dediği yerde ben de 3 ikramiye veriyorum demeyi. Merkez Bankası rezervimizdeki o 125 milyar dolar, o bizim gençlerimizin, o bizim çocuklarımızın istikbali. Niye? Bunu size bir örnekle açıklayayım. Merkez Bankası'ndaki para ne işe yarar? Değerli hemşehrilerim, reçberler, çiftçiler buğday ekerler ve hasat yaparlar. 1000 ton hasat yapar, 1 ton. Bunun 700 kilosunu satar ya da yer. Ama 300 kilosunu ne yapar? Ayırır. O tohumlu buğdaydır. Eğer o tohumlu buğdayını ayırmazsa bir sene sonra aç kalır. Gider komşudan dilenir. Tohumlu buğday dilenir. Değerli hemşehrilerim, İşte o 125 milyar dolar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tohumlu buğdayı. Biz ona dokunamayız. Onu daha da çoğaltmamız lazım. Daha da artırmamız lazım. Eğer o olmasa, ona dokunurlarsa faizleri tutamayız. Faizler alır başını gider. Dövizi tutamayız. Döviz alır başına gider. O bizi güçlü devlet yapıyor. Onu daha da çoğaltacağız ve diyoruz ki bizim hedefimiz 2023. 2023 nedir değerli hemşehrilerim? Basit bir tarih değil, rastgele bir tarih değil 2023. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Biz diyoruz ki AK Parti Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir haline getirecek inşallah.
Ve bu vesileyle de kurucu genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Değerli hemşerilerim, 7 Haziran'da sandığa gideceğiz. 7 Haziran'da hepimiz elimizi vicdanımıza koyalım. Gelin istikrar diyelim. Gelin kalkınma diyelim. Gelin gelişme diyelim. Büyüme diyelim. Huzur diyelim. Barış diyelim. Güven diyelim. AK Parti diyelim inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz var olun, sağ olun, Allah razı olsun hepinizden. Yüzümüz ak, gönlümüz ak, özümüz ak. Biz seninleyiz, Kozlu seninle. Saygıdeğer milletvekili adayımız Akın Kayma. Vekilimizin konuşmalarından dolayı kendilerine teşekkür eden şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi anons edeceğimiz kişi AK Parti'mizin kurucu genel başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın can dostu, Zonguldak'a Adalet Bakanlığı'nı getirecek isim, AK Parti Zonguldak Milletvekili adayımız, birinci sıra Hüseyin Özbakır'ı mikrofona arz ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmacı arkadaşlarım birçok konuya değindi. Ben kısaca bir iki konuya değineceğim. Bu konuşmama son vereceğim. Biliyorsunuz veya bilmeyenleriniz vardır. 36 yıllık savcılık hayatımın 26 yılını başsavcı olarak geçirdim. Ve bu başsavcılık hayatımın da son 9 yılında Zonguldak'ta sizlerle birlikteydim. Bu süre içerisinde tabii bürokrasinin verdiği tecrübeyle Zonguldak'ın sorunlarını sizinle birlikte yaşadım. Sizinle birlikte öğrendim. Gerektiğinde eleştirdim. Gerektiğinde yol gösterdim. Bunu açıklayayım. Aklınıza gelebilir. Biz bunu tanımıyoruz. Neyin nesidir? Bize ne yapacak? Ben başsavcıysam de yanaşılmaz, insanlara tepeden bakan, kibirli bir insan değilim. Lütfen bunu böyle anlayın. Her zaman sizin yanınızdayım. Meslek hayatım boyunca hiç kimseyi bana daireme gelip de işini görmeden göndermedim. Kimseyi terslemedim. Herkesi nezaketle karşıladım ve nezaketle uğurladım. Çünkü ben Allah'tan korkarım. Herkes bizim insanımızdır. Bizim insanımız karşımda eşittir. Hiç kimseye ayrıcalık da yapmadım, yapmam da. Bunu lütfen böyle bilin. Sakın aklınıza başka bir şey gelmesin. Anlatacağım Zonguldak'ın kurtuluş projesidir. Her gün her yerde bunu söylüyorum. Ve iyi dinleyin, lütfen aklınızda yer etsin. Biliyorsunuz Zonguldak iş olarak TDK'ya bağlı.
göç veriyoruz ve işsizlik her geçen gün artıyor. Bunun çözümü nedir? Arkadaşlar, değerli kardeşlerim, bunun çözümü şu. Teşvik diye bir olay vardır. Türkiye teşvik olarak 6 bölgeye ayrılmıştır. Biz Zonguldak olarak 3. bölgedeyiz. Yanımızdaki Bartın ve Düzce 4. 5. bölgede. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Zonguldak'a yatırım yapan bir iş adamı 460 lira sigorta birimi ödüyor ve vergiyi fazla ödüyor. Ancak Bartın'a yatırım yaptığı zaman 200 lira veya 220 lira birim ödüyor ve vergi ya ödemiyor ya çok az ödüyor. O zaman niye gelsin bize yatırım yapsın? Gider Bartın'a yatırım yapar, gider Düzce'ye yatırım yapar. O nedenle iş adamlarını Zonguldak'a çekemiyoruz. Benim amacım Zonguldak'ı arkadaşlarımla beraber kalkınmada öncelikli yörelerde 4'e veya 5'e indirmek. Bu ne anlama geliyor? Bu kapıyı açma anlamına geliyor. Biz kapıyı açtık mı zaten iş adamları kendiliğinden gelip buraya yatırım yapacak. Bu çok önemli bir husustur. Lütfen diğer partililer gelip sizlere ne anlatıyorlar bilmiyorum ama ne bunu anlatabilirler ne de bunu yapabilirler. Ben şayet bütün imkanlarımı zorlayacağım, bunu yapmaya çalışacağım. Ben bunu yaptığım zaman, başardığımda inanın 4 sene meclise yatsam yeridir. Sadece bunu, ama ben yapmam tabii ama sadece bunu başarayım. Zonguldak'ın kurtuluş projesi budur arkadaşlar. Lütfen bunu iyi anlayın. Arkadaşlarınıza, etrafınızdakilere izah edin. Bize güçlü destek verin. Ankara'ya güçlü gidelim ve bunu başaralım. Bunu başardığımız anda Zonguldak yatırımları çekecek, üniversitede okuyan evlatlarınız herhalde TDK'da çalışacak hali değiller. Ve TDK hepsini işe alamaz. TDK 2000 kişi işe alsa, 2001. kişi diyor ki ben işe almam. Mümkün değil yani, herkesin TDK'da işe girmesi mümkün değil. Zaten TDK verimsizleşiyor ve her geçen gün geri gidiyor. İnşallah aday arkadaşımın da belirttiği gibi onu da revize edeceğiz. Bu dediğim husus Zonguldak için çok önemli. Bu başardığımız anda evlatlarınız da burada iş bulacaklardır. Torunlarınız da burada iş bulacaklardır ve yanınızda kalacaklardır. Lütfen bu konuda sizden güçlü destek istiyoruz. Teşekkür ederim. Siz bu anlattığım konuyu etrafınızdakilere de anlatırsanız onlar da anlayacaklardır ve bize daha çok destek çıkacaklardır. Zaten güçlü bir desteğe ihtiyacımız var. Tek başıma inşallah iktidara gireceğiz. Bir başka husus, bize diyorlar ki işte seçim zamanında böyle gelip görünüyorsunuz ortalıkta, ondan sonra yoksunuz. Ben de diyorum ki lütfen elinizi milletvekilinin yerine koyun. Milletvekilinin de her zaman böyle 2 ay, 3 ay zaman olup da gelip sizlerle buluşamaz. Mecliste görevleri var. Onun haricinde komisyonlarda görevleri var. Kendilerine 10-15 vilayet veriliyor. Onlardan incelemeleri gerekiyor ama fırsat bulursak ama böyle sizlerle bir araya gelmeye karar edeceğiz. Allah kısmet ederse önümüzden itibaren arkadaşlarımızla birlikte sizi mecliste temsil edeceğiz. Bunu böyle bilelim. Şunu da belirteyim. Erdem Başkanımız bizim başkanımızdır. Ankara'ya gidersek herhalde onu da iyi bir destekleyeceğiz yani. Bunu da bilin. Acımanızı açıklayayım yani. Her zaman arkasında olacağız. Ve inşallah kozumuz da güzelleşecek. Gerekli desteği alacak. Bunda hiçbir şüpheniz olmasın. 3 gün sonra seçim. Lütfen. Mümkün olduğu kadar çok insanımızı sandığa gönderelim. Ne kadar çok insan sandığa gider, hangi oyu verirse versin fark etmez. Çok insan sandığa gitsin, bu bizim için çok önemlidir. Çünkü başka bazı barajı geçmeyen partilerin geçmemesi için çok önemlidir. Ona dikkat edelim ve güçlü desteklerinizi lütfen bekliyoruz. Değerli konuşmacı arkadaşım, aday arkadaşım açıkladı AK Parti Zonguldak'a ne yaptığını. 6,5 katrilyon yatırım yaptı, yalnız onun yanında da 7 katrilyon 160 milyon lira TDK'ya destek çıktı arkadaşlar. Toplam 14 katrilyon.
okulda AK Parti para aktardı. Bunu yaptı. Nankörler bunu inkar ediyorlar. Eğer bu para Zonguldak'a gelmeseydi Zonguldak ayakta duramazdı. Bakın bu seneki TDK'nın zararı 568 milyon. Ve bunu bizim hükümetimiz karşılıyor. Kim için? Zonguldaklılar için karşılıyor. Onun için lütfen bunu da bilelim. Herkese söyleyelim. AK Parti hükümeti Zonguldak'a çok şey yaptı. Şu anda bile köy hizmetlerine uğradım ben. Köy hizmetlerine, devlet su işlerine uğradım. Şu anda 200 yatırım devam ediyor. Hiçbiriniz farkında mısınız? Hiçbiriniz farkında değilsiniz. 100 sürü yatırım şu anda devam ediyor. Bunu da böyle bilin. Emeklilerimizin durumunu biliyoruz. Arkadaşım da söyledi. İkramiyeler verilecek. Ondan sonra maaş edecek, para kalmayacak. Doğru. Hayır. Doğru İMF'nin kapısına. Doğru İMF'nin kapısına. Şimdi siz emeklilerimizi öbür tarafa göndermeyin lütfen. Zamanında bakın, zamanında hayır, şöyle. Onlar zamanında 38-40 yaşında emekli yaptılar milleti. 40 senedir onlara maaş ediyoruz. Yani bunu da bilin, az değil yani. Dünyanın hiçbir ülkesinde 38 yaşında emekli yoktu. Çünkü yığıldı. Şu anda Türkiye'de 11 milyon emekli var. Avrupa'da 4 çalışana bir emekli düşüyor, bizde 1,5 çalışana bir emekli düşüyor. Bütçe bunu kaldırmıyor. Biz farkındayız, emekli maaşları düşük. Biraz sabırlı olun. Şunu da söyleyeyim, eskiden bir asgari ücrede bir emekli maaşına herhangi bir buzdolabı veya çamaşır makinesi alamazsınız. 4 tane asgari ücrede bir çamaşır makinesi alırdınız veya buzdolabı alınırdı. Şimdi tek asgari ücrede taksitle alıyorsunuz, taksitle. 100 lira taksitle çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi alınıyor. Bunu da böyle bilin. Ben 7 Haziran'da hepinizden güçlü destek bekliyorum. Hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar diyorum. Hoşça kalın. Selametle kalın. Selam irade. Kocaman bir yürek. Benim Zonguldak'ıma Adalet Bakanı gerek. Milletvekillerimiz, saygıdeğer Sivas Bakanı'na konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi eden şükranlarımızı sunarız. Gün beraber olma zamanı. Gün birlik olma zamanı. Evet, değerli milletvekili adaylarımız AK Parti'nin icraatlarını anlattılar. Herkes konuşur. Herkes konuşur. Herkes konuşur. Teşekkürler. Aynı yoldan geçmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir. Biz AK Partiliyiz. Biz AK Partiliyiz. Biz AK Partiliyiz. AK Parti'nin değerli milletvekili adayları ve değerli ilçe başkanım, il başkanım, Bozlu Belediye Başkanım Sayın Ertaş Şahin ve Sayın Ahmet Özdemir ve mitingimizi tertipleyen SKM Başkanım ve yönetimi, AK Parti Gozlu Kurucu'nden Dursun Oral, Çetin Karakuş, Ömer Yiğit, Bekir Girgin, Nihat Ayaz, hepinizi sahneye davet ediyorum. Hep beraber bir aile fotoğrafı çektirelim. Selam Rabbi! Kocaman bir yürek! Benim Zonguldak'ıma bu kadro gerek! Benim Zonguldak'ıma bu kadro gerek! Benim Zonguldak'ıma bu kadro gerek! Yeah.
kocaman bir yürek. Benim Zonguldak'a bu kadro gerek. Benim Zonguldak'a bu kadro gerek. İstikrar sürsün, Kozlu büyüsün. İstikrar sürsün, Zonguldak büyüsün. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Milli hedef, milli güç, hedef ülke birliğidir. Hedef ilke bir yürüdür. Vatanımız için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Saygılar, sevgiler sunarız. Hayırlı akşamlar dileriz. Saygıdeğer İl Başkanım, ildeki teşkilat mensupları, milletvekili adaylarımız, siz saygıdeğer tozunları sevgi, saygı, muhabbet ile selamlıyoruz.